Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yapılmakta olan bilek güreşi asıl hedefi de Anadolu'dur. Rusya ile Türkiye arasında da Suriye'de bir bilek güreşi var ve Rusya çok iyi ikili oynuyorlar Amerika ile beraber Türkiye'ye karşı ve direkt başkentimiz Ankara konusunda güvenlik uyarısında bulunan kripto para milyarderlerinin öldürüldüğünü görüyoruz. Türkiye'de ne var? 4,5 trilyon dolar değerinde Türkiye'nin belirlenmiş kaya gazımızdan kışın ortasında suya bile sahip olamayacağız. Aynı ABD ve Rusya Türkiye'nin Suriye'ye yapacak olduğu kara harekatını engelliyorlar. Yunanistan savaşa hazır olduğunu gamsız bir şekilde bütün televizyon kanallarında aktarmaya devam ediyor. Yeniden bir kapalı alana sokma hikayesi var. Vaziyet bunu gösteriyor fakat bunu dünyaya açıklamadılar. Türkiye bu harekatı yapmalı. Amerika Birleşik Devletleri'yle karşı karşıya gelmek uğruna bu çatışmayı göze almak zorundayız. Bugün Atabey Ocakları Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci ile beraberiz ve kendisiyle dünyanın ve Türkiye'nin son günlerde yaşadığı bu gerilimi konuşacağız. Özellikle bu birkaç gün içinde yapılan açıklamalar arasında enteresan olanları var. Onları paylaşacağım sizinle. Sırbistan'ın Türkiye'ye yaptığı ilk açıklama, vatandaşlarına önümüzdeki haftalarda Türkiye'den uzak durun dedi. Turistik gezileri iptal edin dedi. Çin'den bir değişik ses çıktı. O Türkiye Suriye'de operasyon yapamaz, böyle bir hakkı yok dedi. Amerika'da yine bu kervana katıldı ve bir açıklama yaptı. Onlar da yine Suriye'de Türkiye'nin bir operasyon yapma hakkı yoktur diye sert bir şekilde dile getirdi. Neler yaşanıyor Sayın Kahveci? Yani Akdeniz'de sular sıcak. Nereye gidiyoruz? Öncelikle Ezber Bozan TV izleyicilerimize ve bizi sevenlere iyi akşamlar diliyoruz. Aslında şimdi derin stratejik gazetecilik yapıyoruz. Sen de gazetecilikten geliyorsun. Biz hem köşe yazarı, hem televizyoncu, hem yazar olarak bu alanda alaylı mektepli olmasak da faaliyet göstermiş ve kayıtlara girmiş bir gazeteciyiz. Son dakika gelişmesi duyurayım senin ekranda. Türkiye'nin muhtemel bir kara harekatına karşı ABD'nin boşalttığı bölgelerde Rus birlikleri konuşlanırken aynı zamanda takviye Rus birliklerinin Türkiye, yani Türk ordusu ile PKK-YPG arasında konuşulandığı bilgisi aktarılmış. Bu son dakika gelişmesi çok önemli. Bu arada ABD Savunma Bakanı Austin, dün Milli Savunma Bakanı'nı arayarak kendisine Türkiye'nin Suriye'ye yapacak olduğu olası bir kara harekatına karşı olduklarını belirtirken burada diplomatik teamüllerin dışında bir savaş mizansı olabilecek bir cümle kullandı. Güçlü şekilde karşıyız. Yani buna güçle karşılık verebilme kapısını açık tuttu. Bizzat savunma bakın. Aynı şekilde biraz önce yine bizim arkadaşlarımızın takip ettikleri bazı yerlerden gelen bilgilere göre şöyle söyleyeyim size, hemen okuyacağım, bunları tek tek okumam gerekiyor çünkü çok özel bilgiler var. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin başkan yardımcısı Tüm General Oleg Yegorov son iki hafta içinde Türk tarafı gerekçeli bir red sunmadan ortak devriyelere katılmadı. Şimdi bu tabi Rusya ile Türkiye arasında da Suriye'de bir bilek güreşi var ve Rusya çok iyi ikili oynuyorlar Amerika ile beraber Türkiye'ye karşı. Biz biraz burada kapana kısılmış gibi duruyoruz, hareket edemiyoruz. Ki hava harekatı sadece 24 saat bile sürmedi. Hemen bitti. Ne oldu meçhul. Bu arada Sırbistan Dışişleri Bakanı bugün son dakika gelişmesi Ivica Dačić vatandaşlarının önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye ve özellikle Ankara'ya seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği uyarısında bu. Bu çok ilginç bir cümle. Bakın, hem Türkiye ve direkt başkentimiz, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara konusunda
güvenlik uyarısında bulunuyor. Dün Çin'in Birleşik Milletler daimi temsilcisi, Türkiye'nin ki 5 daimi üyeden bir tanesidir, Suriye'ye kara harekatı yapma hakkı yok diye bir açıklama yaptı. Şimdi Türkiye'nin Suriye'ye yapacak olduğu kara harekatına kimdir karşı? AB baştan karşı. Efendim, bizim bu rahmetli Barış Manço'nun arkadaşım eşek şarkısında olduğu gibi arkadaşımız eşek Rusya ya da Çin ya da Amerika ya da Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere'den 5 daimi üyeden bahsediyoruz. Birleşik Devletler'deki 5 daimi üyenin hepsi karşı. Bu durum bize farklı bir diplomatik seçeneğin artık bittiğini, askeri seçenek kullanmaya başladığımız andan itibaren dünyanın da bizim üzerimize tıpkı Saddam Hüseyin'in üzerine diktikleri gibi bir gitme metaforunu elinde koz olarak tuttuğunu söyleyebiliriz. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yapılmakta olan bilek güreşi asıl hedefi de Anadolu'dur. Bunu kimse unutmaz. Yani Çin'in de amacı Anadolu'dur, Amerika'nın da amacı Anadolu'dur, İngiltere'nin de herkesin amacı Anadolu'dur. Bu tablo içerisinde baktığımız zaman yani bir gazeteci olarak çok dikkatli olarak incelediğim zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye'nin şu anda bir kara harekatına İbrahim Kalın dediği gibi icazet almadan biz yaparız ederiz. Bunlar diplomatik boş kelimeler. İcazet almadan değil, izin almadan değil, bir konsensüs de ancak yapabileceği bir durum. Ha, Türkiye kendi fetüsünün yani rahminde o hani Atatürk'ten sonra içine sokulduğu fanusu kırıp döküp çıkıp bu harekatı yaparsa o da ayrı bir sonuç tekrar eder. Zaten sistemin şöyle olması gerekiyor. Türkiye bu harekatı yapmalı ve Suriye işlerindeki hem de noktadaki YPG, PKK terörist bölgelerini Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmek uğruna Rusya ile bu çatışmayı göze almak zorundayız. Çünkü bu işin gidişatı zaman içerisinde bakın geçen seferleri kara harekatı yapacağız. Ortada bir kara harekatı yok. Hala yaptık, yapıyoruz, yapacağız vesaire. Yani bu dolayısıyla zaman ilerledikçe YPG, PKK terör devletinin oluşması, büyümesi, semizlemesi ve yarın yerinden sökülüp atılamayacak hale gelmesiyle karşı karşıya kalırız. Bunun bir örneğini Mora isyanıyla Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Yunan lejyonlarını Avrupa tarafından lejyonlarını Anadolu'ya gönderilerek burada yaptığı katliamlara baktığımız zaman bugün Yunanistan diye 130 yıldır yaşayan bir devlet var. Yani yurt söküp atamazsınız sonrasında. Mesele bu. Bu arada NATO'nun bir açıklaması var. Rusya'yı hafife alamayız. Kış saldırılarından dolayı şu anda özellikle Kiev'de sadece ve sadece 3 saat elektrik ulaşımı söz konusu. Çünkü bütün ne derler onun adına elektrik santralleri, trafolar vesaire her taraf vurulmuş durumda. Şu andaki durumun neticesinde özellikle bazı istihbarat teşkilatları tarafından son günlerde kripto para milyarderlerinin öldürüldüğünü görüyoruz. Yatağında ölü bulunuyor, kalp krizi geçiyor, ölü bulunuyor falan filan gibi. Bunların hepsinin göz önüne baktığımızda Gazprom'un doğalgaz ihracatı üretimini düşüyor. The Economist'in Frozen Avrupa resmiyle yayınlamış olduğu son sayısında yani Kasım ayı sayısında Ukrayna'yı içine alan ama Arap dünyası, İran vesaire hiçbir yeri içine almayan tamamen sadece Avrupa ve Anadolu'nun içerisinde yer olduğu bir harita olması da biraz ne derler onun adına maniler geldi bana. The Economist bazı şeyleri önceden yazarak öne almıyor. The Economist bazı şeylerin olacağını planlı olduğunu bildiği için
zaten ciddi bir siyon konuşulur. Oradan aldığı bilgi. Son kapakta ne demek istediler Sayın Kahveci tam olarak? Avrupa'nın doğayıp donacağını söylüyorlar. Bu zaten bizim Cumhurbaşkanımız tarafından da ifade edildi. Sebep şu, şiddetli bir kışla karşı karşıyayız. Yani kışın şiddetli bir mini buzul çağı. Dolayısıyla Avrupa'da gaz sıkıntısı olması hadisesi sebebiyle insanların doğal yakıtlara, yani kömür, odun gibi yakıtlara yöneldiğini görüyoruz. Buradan ortaya çıkan ilginç hadiseler var. Dolayısıyla The Economist bunu zaten açıkça ifade ettikten sonra geriye dönüş olarak baktığımız zaman ne geliyor? Türkiye'yi de içine alan bir harita yayınlanıyor. İşte Suriye'deki mesele, Rusya'nın güvensiz bir ülke olması, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda satmakta olduğu kaya gazı üzerinden Rusya'dan bile daha fazla para kazanır hale gelmesi, gaz fiyatlarını kontrol edebilir hale gelmesi, farklı stratejiler ve farklı planlar oluyor. Bunu aslında senin programında Serala Temps şarkısını rahmetli Barış Manço'nun geçen sene analiz ettiğimiz zaman da işte bir hava dalgasından bahsediyoruz. Bunun ölümcül olduğundan bahsediyoruz. Çok soğuk bir hava dalgası olabileceğinden bahsediyoruz. Bugün dünyanın en büyük teknoloji devi Almanya'da insanların el feneri, pil, mum, odun, kömür gibi malzemeler stoklamaya başlamış olması bir müddet sonra elektrik ihtiyacını da karşılanamayacağını gösterir. Vaziyetimiz budur. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Rusya'yı da kullanan Amerika enerji ve silahla dünyayı yönetmeye başladı yani. Rusya ve Amerika beraber oldu. Bak sevgili arkadaşlar. Ben profesyonel gazeteci ve profesyonel yazar. Bildiğin yazarım. Yani ben öyle köşe yazısını saatlerce uğraşıp yazan bir model değil. Türkiye'de ve dünyada nadir. Berlin'e Rus tankları girerken Amerikan tankları da aynı. Kosova'ya Rus tanklarıyla Amerika tankları aynı. Hatırlayalım. Bütün burada içerisinde hedeflerinin Konstantinopol olduğunu bildiğimiz, bizzat Cumhurbaşkanı ağzıyla Amerika Birleşik Devletleri, Ege Adaları, Kıbrıs vesaire gibi yerler yapmış olduğu YNA'nın hedefinin Rusya olmadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı söyledi. Söylemedim. Türkiye'de ne var? 4,5 trilyon dolar değerinde Türkiye'nin belirlenmiş kaya gazı rezervi var. Onu da belirtelim. 2023 100 yıllık bir anlaşma değildi ama maalesef siyaset ve diplomasi 2014'te Sykes-Picot anlaşmasını yok sayarak Lozan çöpe attık söylemlerinin, ki bu kelimeler ağızdan çıktıktan sonra garanti olmaz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, Yunanistan Cumhurbaşkanı ziyaret ederek Lozan'ı güncelleyelim demesi bizim tam batıya odaklanmışken, yani gelişme sürecimiz vesaire gibi birçok etken ortadayken, özellikle son 25 kendimizi Türk dünyasına uzaklaştırarak Batı ülkeleriyle ilişkilerimizi diplomatik manada bozar. Şunu söylemek çok kolay. Hemen şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. Olmuyor. Bunlar çok kolay sözler. Ama diplomatik tahammül manasında zayıf diplomatik geleneğimiz olan Arap dünyasına yönelmemizin ve Türkiye'ye milyonlarca mültecinin yığılması hadisesinde hükümetin saklamış olduğu bazı gerçekler bugün sokağa yansıyor. İnsanları doyuramadığınız zaman, insanları ıslamadığınız zaman, insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamadığınız zaman tabii ki Türkiye'de donacaktır, Avrupa'da donacaktır. Yani bu işin bir şemali var. Dolayısıyla pandemiyle başlayan sürecin devam ettiğini görüyoruz. Bugün Ankara ve İstanbul barajlarındaki su oranları %20'lere düşmüş. Kasım'ı yağmursuz geçirdi bu ülke. Şimdi kar bekliyoruz. Kar gelmedi diyelim. Çok kuru soğuk oldu. Ne olacak? Ne olacağını düşünebiliyor musunuz?
kışın ortasında suya bile sahip olamayacağız. Çok ilginç detaylar var. Tabii programın süresi kısa olduğu için başka bir programda gelişen sürecin yansımalarını daha farklı değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Üstad, bu noktada baktığınız zaman Amerika bir elinde enerji, diğer elinde silah, yanında Rusya şu anda bütün dünyayı abluka altına aldı. Yani aslında işte Çin'le falan kavga ettiklerini söylüyorlar ama yani ben Çin, ABD ve... Bu arada Çin hala ortada yok değil mi? Bakın ben görmedim. Birkaç defa görüntü verildi ama çok fazla bir görüntü yok. Şimdi geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daki bomba patlamadan önce, bombalı saldırı yaşanmadan önce, iki gün önce bizimkiler televizyon ekranlarında MIT'in misafirperverliğinde ABD ve Rusya istihbarat başkanlarının Türkiye'de bir araya gelip bazı konuları görüştüklerini ballandıra ballandıra anlattılar. Aynı ABD ve Rusya Savunma Bakanlığı ve askeri yetkilileri Türkiye'nin Suriye'ye yapacak olduğu kara harekatını engelliyorlar. Hava harekatını da biz çok kısa sürede yapabildik. Vurduk geçtik. Yani reklam katkısının ne kadar olduğunu bilemeyiz. Nereyi vurduk, ne vurduk, ne kadar vurduk, bundan hiçbirisini alamayız. Efendim güçlü ordu, güçlü Türkiye diye bir slogan var bundan 20 sene önce. Türkiye defaatle Kuzey Irak'a harekat yaparken güçlü ordusuyla o tarihte bunları yapıyor. O dönemki siyasilerin ilişki kurma kabiliyetleri bu dönemki siyasilerden daha fazlaymış. Mesela şöyle bakalım. 20 sene önce Ecevit'in 2001 yılı başbakanlığı bir dönemde Türkiye'de bugünden daha fazla o günün şartlarına göre teknolojik üstünlüğü daha fazla olan Avrupa'nın, Orta Doğu'nun, Asya'nın, Balkanların, Kafkasların en büyük F-16 filosu var. En büyük. Yıl 2001. Türkiye krizde. Misal. Yıl 2022. Aynı F-16'lar için parça istiyoruz, alamıyoruz. 40 sene önce, 20 sene önce 1950-60 model tankları modernize ettik değil mi? Hatta Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da birçoğu çalışan. Bugün hala aynı tanklarla kara harekat yapmayı düşünüyoruz. Bana birisi söylesin ilahi, 20 yılda ne değişti? Yani yaptığımız siyahlar mı? Reklam geçişleri mi? Bunlar mı? 20 yıldaki deniz kuvvetlerinin gücünü şöyle anlattığımız takdirde bundan 10 sene önce Rus Genelkurmay Başkanı Karadeniz'in efendisi Türk Deniz Kuvvetleri'dir diyor. 13 sene önce, 14 sene önce. Ergenekon operasyonlarıyla Deniz Kuvvetleri çökertildi. Bugün Karadeniz'in efendisi Rusya. Peki bizim 20 sene önceki savaş gemilerimiz hala mıdırdı mı? Evet, mıdırdı. Artısı eksisine bakmaya gerek yok. 20 sene önce 55 milyondu. Şimdi 85 milyondu. 20 sene önce 856 bin muvazzaf askerim vardı. Yani erbaş, işte subay, az subay, uzman çok. Bugün 335 bin. Biz ilerledik mi? Askerlerimize Universal Soldiers filmindeki gibi özel bir göz takıp da kendilerini yarı asker, ya robot, insan ne değişti? Şimdi bunlar önemli detaylar. Biz 20 senedir yapıyoruz. Keyifliyiz, evet. Evet efendim. Ege çok karışık. Ege oldukça gergin. Ne diyeceksin? Yunanistan'la bir gerginlik bekleniyor. O noktada senin yorum ne? Vallahi Yunanistan zaten bir gerginlik yaratma makinesi olarak yoğun silahlarla donatılıyor. Dün bizim hesaplarımızın birisinde Yunan tanklarının Dede Ağacı gönderildiği kara konvoyun
kaydını çekip atmıştık. Böyle bir kayıt var. Yunanistan'ın ne yapacağı meçhul. Vakti beklenilen vakit depremle doğru orantılı. Kehanetlere göre gibi düşünüyoruz, düşünüyorsak. Ama bu olaylar açısından baktığımız zaman Yunanistan savaşa hazır olduğunu gamsız bir şekilde bütün televizyon kanallarına aktarmaya devam ediyor. Ukrayna meselesi de dahil olmak üzere asıl meselenin Türkiye meselesi olduğunu, bunun da Türkiye'nin çok gelişmişliği alakası olmadığını, Türkiye'nin zayıfladığının göstergesi olduğunu. Çünkü bunlar sırttan gibidir. Zayıfladığın zaman sahneye geçerler. Güçlüyken seninle savaşmazdır. 1990'lı yıllarda Kardak krizi sırasında bir takım ya bir manga askerle, özel harekatçıyla ya da SAT komandosuyla Kardak adasına gidip bayrağı dikip ertesi gün Yunanistan'da bakanlar kurulu kabine istifa etmişti. Defalarca Ege'de Akdeniz'de donanma gezdirdik. Ben demiyorum Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı diye 1700'den fazla Fırat'ta ihlali var Yunan savaş uçakları. Peki biz bu Yunan savaş uçaklarına hiçbir hava savunma sistemini kilitlemedik. Ama adamlar S-300'lerini bizim normal uluslararası hatta uçan F-16 olarak NATO'da görev yapan savaş uçaklarımızın tehdidi. Bir de buradan bakalım. Evet. Üstad, Karakış'tan bahsettik yayınımızın başında ve o noktada Avrupa başta olmak üzere Türkiye'ye kadar yansıyacak olan ağır bir karakış beklentisi var. Şimdi saydın Avrupa'da şu anda Almanya'da özellikle Fransa'da da var. Aynı. Evet, biraz geçer misin Avrupa'yı bize? Yalnız şöyle bir şey var. Mesela Polonya'ya Norveç gazı geldi. Boru hattı döşediler çok kısa sürede. Bu ilginç bir gelişme. Burada gözden kaçırıyor. Gaz depolarının dolu olduğunu Almanya açıkladı. Elektrik santrallerini çalıştırıyorlar. Ama ne kadar ısınırlar? Bilemeyiz. Mesela çok ilginç bir bilgi verilmiş size. Soğuk hava yüksek kesimlere bir kar yağdı. Aralık ayına dikkat çekiliyor. Avrupa ve Türkiye'nin kapısını çalacak. ABD hava alarm merkezinden birçok ülkede kar uçuşu maksimum seviyeye yaklaşacak açıklamasını yapmış. Bazı bölgelerde Kasım ayından itibaren başlayan soğuma, şiddetli soğumaya geçmiş. Çin'in durumu ne? Şu anda darbe olduğu söylentileri vardı. Bir iç karışıklık hala söz konusu mu Çin'de? Ve onun ötesinde Çin Türkiye'ye yönelik bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye'de operasyon hakkı yok dedi. Neler söyleyeceksin kısaca onunla, Çin'le ilgili? Vallahi Çin Birleşmiş Milletler'de ABD ile beraber hareket ederek Türkiye'ye de faal. Çin'de stabil bir durum yok. Yapılmış bir darbenin bir değişimi habercisi olan özellikle insanların sözde pandemi adı altında yeniden bir kapalı alana sokma hikayesi var. İnsanlar ülkenin batışını ve Çin bankalarının iflasını protesto etmeye çalışsalar da paralarına ulaşamıyorlar. Darben hallerinde bankalardaki paralarınıza ulaşamazsınız. Vaziyet bunu gösteriyor fakat bunu dünyaya açıklamadılar. Ara sıra şiddetini de gösteriyorlar. Bu arada yani Türkiye'nin de çok büyük bir soğuk hava dalgası aralığın 6-7'sinden itibaren gireceği söyleniyor. Herhalde sona doğru gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu arada kapatmadan bir şey rica edeceğim. Tam elinde evet evet kaldır onu lütfen. Kaldır. Tamam. O çok çok emek olan üzerinde çok gerçekten büyük emek olan bir kitap. Hüseyin Hakkı Kahveci'nin Barış Manço'nun sırlarıyla ilgili yazmış olduğu, kaleme almış olduğu özel bir çalışma. Tebrik ederim Hüseyin. Bir tane bekliyorum dostum. Evet, gelecek. Aylarca çünkü o kitap çıkmadan konuştuk beraber. Türkiye'de yapılmamış bir şey. Yapraklı Atatürk takvimi. Yine destek yayınlarından çıktı. Yani destek yayınlarından çıktı. Çok güzel. Her sayfanın arkasında Atatürk'ün hiç yayınlanmamış kronolojisini
bu seneden itibaren takvim şeklinde yayınlamaya başladık. Hem o tarafında hani bizim eskiden Maarif takvimlerinde milli günler olurdu. Onları da içine ekledik. Çok güzel bir takvim. Namaz vakitleri de var. Tamam. Okuyor için herkese. Harika. Destekleyin. Kitabımız da yine kitapçılarla Barış Manço'yu da anlatan çok gizemli, sırlı bir kitap. Herkesin edinmesini tavsiye ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Teşekkür ediyoruz Ezer. Mustafa'ya da teşekkür ederiz. Bizlerle oldular. Bize vakit ayırdılar. Herkesin iyi akşamlar. Sağ olun. Tabii.